Ancak Papa onları aşağılamak için siz Türklerden işbirliği yapıyorsunuz, siz de Türksünüz diye aşağıladı. Aradan 500 yıl geçti. Orada yazıyor Feminville halkı bugün hala biz Türküz diyor. Bu köyün bir de futbol takımı var. İsmi Türkanya, yani Türk kelimesinden türetilmiş başka bir isim. Avrupa'daki bir başka Türk köyünden merhabalar. Belçika'dayız bugün. Faymonville köyündeyiz. Burası karnavalı adeta Türkler gibi kutluyor. Çünkü bu köy Türk köyü olarak biliniyor Belçika'da. Gelin ilk başta bu geçit törenini izleyelim. Sonra bu köyün neden Türk köyü olarak adlandırıldığını daha detaylı konuşalım. Mehter takımı çakması bir bando. Ama davullarında Ay Yıldız var, bayraklarında da Ay Yıldız var. Müzikler tabii tamamen farklı. Başladı anladığınız üzere. Arkamda gelen traktörün önünde İskoçyalı genç Türkler yazıyor. İskoçyalı denmesinin sebebi muhtemelen konseptten dolayı, çünkü o şekilde giyinmişler. Burada yaşayan Türkler de gelmiş buraya. Bayağı bir yoğun olarak. Az önce geçen Türk bayraklı çifte bayağı yoğun bir ilgi var şu an orada. Belçika'da biliyorsunuz 3 bölge bulunuyor. Üst taraf Hollanda'ca konuşulan Flaman bölgesi. Alt taraf Fransızca konuşulan Valon bölgesi. Brüksel'de ortak bir yer aslında. Burası Valon bölgesinde Liège eyaletine bağlı Faymonville köyü. Şu anda da biz bu köyde, Faymonville köyünde karnavalı kutladıkları geçiti seyrediyoruz. Melikşah'ı biraz önce Belçikalı sandık. Hatta videolarını da çektik uzaktan. Bizim Türkler de, Türk topluluğu da etrafını sarmıştı. Yoğun ilgi göstermiştik. Kıyafeti çok güzel çünkü. Ama tanıştık. Kendisi Türk, Afyonlu. İsmi de Melikşah kardeşimin. Evet. Buraya gelmiş Almanya'dan kendisi. O bize anlatsın istedik. Bu köye neden Türk köyü dendiği. Şimdi çekim başlamadan önce bunu da söylemedim size. Ben Türkologum. Türk Edebiyat, Tarih ve Türk Dilini okudum. Bu nedenle de bu köyün tarihini az çok iyi biliyorum ben. Zamanında 17. 16. 18. yüzyıllarda Avrupa'nın Türklerle yaptığı savaşlar sırasında Katolik Papa bir vergi mecburiyeti koydu tüm Avrupa halklarının tüm köylerine ve bu köy ödemeyi reddetti. Bizim malımız paramız ancak bize yetiyor, aç kalıyoruz, ödeyemeyiz diye. Ancak Papa onları aşağılamak için siz Türklerden işbirliği yapıyorsunuz, siz de Türksünüz diye aşağıladı. Ama buranın köy halkı bakın o kadar büyük gönüllü, o kadar büyük kalpli ki Türk adını gururla, onurla devam taşımaya başladılar. Aradan 500 yıl geçti. Orada yazıyor Feminville halkı bugün hala biz Türküz diyor. Evet. Evet, yani aslında vergi vermeyi reddetmişler. Vergi vermeyi reddettiler, aynen. Bir hikaye daha okudum, çok özür dilerim lafını böldüm. Sanırım bir de Haçlı Seferlerine asker vermeyi de reddettikleri aynen, bir hikaye var. Aynen, daha öncelerdi, doğru. Evet, iki nedenden dolayı evet. Aslında bu köye Türk denmiş ve o adı günümüze kadar kullanmışlar. Birçok yerde de Ay ve Yıldız'ı hala taşıyorlar köyde. Hakikaten Adolf Hitler'in ordusu buraya girdiğinde
Türk bayrağı gördükleri için buraya saldırmadılar. Vay. Ancak 1942 buranın Türk köyü olmadığını anladıktan sonrası yerle bir yaptılar bu köyü. Ama o zaman hoppa, o zamana kadar buraya hiçbir şey yapmadılar. Öyle bir hikaye okudum. Doğru mu bilmiyordum. Şimdi sen söyledin, evet. Türk oluğum dedin. Evet. Daha da ikna oldum şu an. Melikşah sağ olsun, çok güzel bilgiler verdi bize. Aynı zamanda bize bir tane de bayrak verdi. Biz çok hazırlıksız geldik. Bu kadar kalabalık, bu kadar çok Türk komünitesinin olduğu bir yer olacağını beklemiyorduk açıkçası. O yüzden dümdüz böyle gelmiştik buraya ama Melikşah bize bir tane de bayrak verdi. Teşekkür ediyoruz tekrar kendisine. Futbol takımı var. İsmi Türkanya. Yani Türk kelimesinden türetilmiş başka bir isim. Ve amblemlerine direkt Türk bayrağının kendisini koymuşlar. Ay ve yıldızı Türk bayrağının daha ne kadar belirgin koyabilirler ki oraya. Bu da ne kadar kendini Türk hissettiklerini buradaki insanların zamanında ya da bugün kanıtlayan çok somut bir örnek. Aslında karnaval kutlamasının bir parçası. Karnaval size bir önceki videoda anlatmıştık detaylı Bergen op Zoom şehrinde. Yani ne olduğunu merak ediyorsanız, karnavalın niye kutlandığını merak ediyorsanız o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü dünya üzerinde kutlanan, şu dönemde kutlanıyor hepsi, Venedik'teki maske karnavalı, Rio'daki o sürekli eskiden televizyonda gördüğümüz çılgın karnaval tamamen aynı nedenle Hristiyan inancındaki bir sebebe dayanarak kutlanıyor. Bu köydeki kutlamanın bir parçası da bu geçit töreniydi. Nasıl buldun karnavalı? Anlat bakalım. Ya ben çok şaşırdım. Bu kadar büyük bir geçit olacağını, bu kadar büyük böyle bir tantana olacağını aslında tahmin etmemiştim buraya gelmeden önce. Hani çok küçük bir yer, çok küçük bir köy ve hani çok az 3-5 tane insan toplanıp bir şeyler yapıyor falan gibi düşünmüştüm ama bildiğin resmi ve çok büyük bir organizasyon yapmışlar. O yüzden bayağı şaşırdım ve eğlenceli de aslında. Hani çok da kalabalıktı. Muhtemelen etraftan duyan herkes gelmiş ve çok fazla Türk de vardı etraftan gelen. Hani duyan, buranın bir Türk köy olduğunu bilen bir sürü insan gelmiş ve burada toplanmışlar. O da bir ilginçti. Ya bence güzeldi ya. Sen ne düşünüyorsun? Evet, bence de güzel. Zaten buradaki geçitin amacı farklı kostümlerle, kıyafetlerle, müziklerle insanların hem eğlenerek hem de eğlendirerek bir yürüyüş yapması belirlenmiş bir rotada. Onu yaptılar ve bir kısmı da köyün kendi tarihiyle ilgili olarak Türklükle alakalıydı. Yani bayraklarında Türk ay yıldız sembolünü görüyorsunuz. Onun haricinde başka bir bina görüyorsunuz. Üstünde ay yıldız var. Yani böyle bir yer görmek, böyle bir festivale tanık olmak güzeldi. Ama tabii insanların Türklükle hiçbir alakası yok. Melikşah'ın da anlattığı gibi tamamen tarihsel olaylar sonucunda bu insanlara siz o zaman Türksünüz gibi bir şey söylenmiş ve onlar da inat olarak bunun üstüne gitmiş. Türklükle ilgili bazı şeyleri kullanmaya başlamışlar. Yani muhtemelen hiç kimse ne Türkçe biliyor ne Türk adetleriyle ilgili bir şeyler biliyor. Ama işte tarihi kaynaklı hala Türk ismi bu köyde yaşıyor. Biz de zaten onu göstermek istedik bu videoda size. İzlediğiniz için teşekkür ederiz diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.